put to record. This was the last question that we saw. Next question is from, again, Berke. Okay, let's copy and paste over here. This. So this is the question. I hope you can read it. A piano member raises a 100 kilogram piano at a constant rate using frictionless pulley system. With roughly what force is the mover pulling down on the rope? So what you see in the picture is that this load, which is the piano, is moving in the upward direction with a constant velocity. Okay, the velocity is constant. The agent that pulls it, this guy, just pulling on the rope, and of course the rope will go at a constant velocity in the downward direction. The force is asking about the force on the tension T is asked. Okay, so piano is 100 kilograms. So let's draw the free body diagram for the piano. This is the piano. And of course it has its weight, which is M times G in the downward direction. But the piano is held by these two strings, right? It is held by these two strings. So I have to show these two strings separately. And the tension on the strings are, it's called T. Because there is only one single rope, and on the single rope, all tensions are equal to each other. This is one property of taut strings, that if you're thinking about only one string, there will be only one tension on the string, okay? Gerilim burada başka bir değer, burada başka bir değer olamaz, çünkü aynı ip olduğu için aynı ipin üzerindeki bütün gerilim kuvvetlerinin aynı olması lazım. Bu bir prensip, mantıksal bir zorunluluk. So this is the free body diagram. Free body diagram. And you know, on this picture also we have to add that the piano is moving in the upward direction with the constant velocity. We're saying that piano movement is at a constant velocity is to accept that the piano has no acceleration, right? If it had acceleration, it must change its velocity, but it says that the piano is moving at a constant rate. So right away with this picture of free body diagram, I can just put the Newton's second law. And if you take this coordinate system being the upward direction is a positive y direction, the total forces on all forces in the y direction must be equal to mass times the acceleration of the piano, right? This is the equation that you work with. So, but the thing is, since the piano is moving at a constant velocity, acceleration is zero. So that means all forces acting on the piano in the vertical direction must add up to zero, because this is zero. And the rest is just to put all these forces, since T's are in the upward direction, and there is 2T pulling in the upward direction. So it is 2T, and one is MG, which is downward, minus MG, it is going to be equal to zero. So that means the tension on the rope is just MG, weight of the piano, half of the weight of the piano, okay? So this is it. And if
you take 100 kilograms, this is 98 newtons divided by 2, will make your tension 49 newtons. Okay. So hocam %9,8'e çarptığımızda 980 yani 490 newton yapıyor sanırım. Yüz kilogram değil mi piyano? Evet. 980 yapar. Doğru, pardon. Evet. That's right. Okay. Tamam. So, what's the next question? Again, it is asked by Merve. Merve put the picture. Merve burada mı? Merve burada mı? Evet, buradayım hocam. Burada şimdi sen bu resimde şunları sileyim de, pardon. Hocam ben yanlış yeri işaretlemişim. Aslında yukarıdaki 2 ve 0 bölte kare olan işlemi işaretleyecektim. Şu mu? Zaten aynen. Evet. Türkçe açıklamasına baktığım zaman orada işlem farklıydı. Sanırım burada bir işlem hatası olmuş. Burada mı işlem hatası var? Evet, o dt bölü t'nin önündeki 2 olmayacaktı sanırım. Çünkü bu taraftaki işlemde bölü t diye yazmışız. Şimdi şu bu v 2v0 bölü t kare bu ifade. 2v0 bölü t'ye eşit aslında. İlk baştaki işlemin başına baktığımızda. Bakalım. Hocam şurada aşağıda siyahla yuvarlak işlem almışsınız. Şurada, evet, 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 doğru, doğru. Haklısın burada. Bu formül yanlış. Bu t kare olmayacak, bu t olacak. Bu durumda burada 2 kalkıyor. Şurada da 2 ve 0 bölü t olacak. Doğru, haklısın. Teşekkür ederim hocam. Evet, doğru. Okay, so this is clarified. So next question, this one. Okay, I just put this question on the board where it is. What is over here? Okay. Tuğba burada mı? Tuğba mı sordu bunu? Buradayım hocam. Evet. So this is the question that is asked by Tuğba. And it is one of the end of chapter problems. I don't know the remember. I don't remember the number. Anyway, I think this is about chapter 4, right? It's chapter 4. So there is this kind of setup, okay? This is the object, which is air glider. It has some mass, and it is free to move on this track without friction, okay? So this is air glider and it is moving on the track without friction, but the object is pulled by this string, and the string, it goes like this over this pulley, and downward at the end of the pulley we have this hanging mass, the mass of small m, it's shown over here. And what is the question? The question is that show that the speed when the system released, the speed, which is Vy of the hanging mass, and the speed that this glider, which is toward right, because it is constrained to move on this horizontal axis. The axes are given over here, X and Y. If we call the speed of the glider as Vx and the speed of the hanging mass Vy, which is downward,
The problem says there is a relation between these two speeds, Vy and Vx, and this relation is given by Vx is equal to some factor u multiplied by Vy, and this factor u is nothing but, let me write this at a larger font over here. Vx is the speed of the glider on the air track, is equal to u, which is z divided by z squared minus h zero squared in square root, multiplied by Vy, which is the speed of the hanging mass. So prove this relation. This is the question, okay? Okay, so, and the geometry of the problem is given over here. What this Z is, in fact, is just the length of the string, one portion of the length of the string, which is from this point on, where the string is tied to the glider, to the location of the pulley. And this is the length of the string, this portion of the length of the this portion of the string, the Z over here. And H0 is just the length of the portion of the string that is from the pulley to the horizontal axis, okay? It is not to the point that the string is tied to the hanging mass, but it is the distance from the pulley to the horizontal axis, where the horizontal axis is the motion axis of the glider. Burası önemli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Burada verilen terimlerden Z sadece şu yatay giden kütlenin bu noktasından şeye kadar olan mesafe, makaraya kadar olan mesafe. H0 ise makaradan şeye kadar değil, kütleye kadar değil. Makaradan şu kesikli çizgiyle verilen horizontal, yatay eksene kadar olan mesafe. Tamam. Bu ilişkiyi ispatlayın diyor. Vx burada yataydaki giden kütlenin hızı sağa doğru. Vy ise asılı olan kütlenin aşağı doğru hızı. Bu iki hız arasında böyle bir ilişki var diyor. Bunu ispatlayın diyor. Evet, zor bir problem. But if you look at the geometry, I mean, it's what's going on over here, is that in fact this Z and H0 and the distance from the glider, this end of the glider to here, is nothing but a right triangle, right? And as the glider moves toward right, and as the hanging mass go down, this right triangle just changes the length of hypotenuse and the length of x. Let's call this distance to be x, okay? Let me draw from here until this point, okay? Let's call this distance x. So x, z, and h0 are just the sides of the right triangle. And this angle is nothing but, this angle is 90 degrees, sorry. Okay, this angle is 90 degrees. So if you draw this right triangle over here, this is x, this is z, and this is h0. And this is 90 degrees, and this is theta. So when this motion of these objects are move on, the length of z and the length of x is getting shorter and shorter as the glider moves toward right, and as the hanging mass go down, you know,
this right triangle is getting smaller and smaller, but only the lengths of z and x is getting smaller. H0 stays the same. If you look at the problem carefully, this H0 stays the same, and z and x are getting smaller and smaller. And moreover, we know from the Pythagorean theorem that always z square is equal to x square plus h0 square, right? We know this. And in fact, z square minus h0 square is nothing but x square, where this is the denominator in this ratio. So if you take the square root of this, you get x. In fact, this is nothing but z divided by x vy, okay? So in a shorter simplified way, vx is nothing but vx is equal to z divided by x multiplied by vy. With this picture, the parameter given in this picture, okay? Şimdi biraz daha yavaş yavaş problemi sadeleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi nasıl olur da aşağı doğru giden kütlenin hızı şu sağa doğru giden kütlenin hızı cinsinden yazılabilir veya tam tersi. Sağa doğru giden kütlenin hızının cinsi. Niye? Çünkü bunlar aslında birbirine bağlı. Yani bu kütleyle şu kütle birbirine bağlı. Dolayısıyla bunun aşağı doğru olan hızı bunu etkileyecektir. Bu ne kadar hızlı gidiyorsa bu kadar hızlı. Ama mesele şu. İpin bu kısmı düz değil. Düz olmuş olsa şöyle. Her iki kütlenin de hızı birbirine eşit olacaktı. Yani Vx eşittir Vy olacaktı. Fakat bu ip burada şöyle bir açıyla geliyor. Bir makarından böyle gidiyor. Dolayısıyla hareket devam ettikçe bu aralarındaki hız ilişkisi şu z mesafesiyle x mesafesine bağlı olarak değişecek. Yine tabii ki aşağı doğru olan kütlenin hızı arttıkça vx de artacak. Yani ikisi arasında doğru orantı var ama aynı oranda artmayacak. İşte dediğim gibi z ve x'in değerine göre değişecek. Mesele burada z ve x de ikisi de küçülüyor. Bu oran yani bir olmaz. Bir olsaydı çünkü makara ya da h 0 0 olmak zorundaydı. Bir olsaydı. Bir değil. Neyse yani aslında bir de şu da var. Bu z bölü x aslında bir bölü kosinüs teta. Yani daha şey olacak şekilde böyle de yazabiliriz. Eğer bu açı teta diyorsak zaten x bölü z kosinüs tetadır. Burada z bölü x var. O zaman 1 bölü kosinüs teta çarpı v'ye. Evet. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Neyse. Şimdi bunu nasıl ifade edeceğiz? Bir kere şu z kare eşittir veya z kare eksi pardon h0 kare eşittir x kareyi düşünecek olursak. Burada evet. Her iki tarafın zamana göre türevini alırsam ne bulurum arkadaşlar? D bölü dt. Burada da d bölü dt. Niye bunu yapıyorum? Çünkü hızlar mesafelerin zamana göre türeviyle alakalı. Şimdi sol tarafı zamana göre türevini alırsam bu z kare z olsaydı dz bölü dt olacaktı. Değil mi? Yani şu ipin kısalma hızı olacaktı. Bu ipin kısalma hızı v'ye eşit olmamış, v'ye olmuş olmuyor mu? Çünkü ipteki hız, bu ipteki böyle geliyor aşağı doğru. Şu ipteki hız, bu ipin kısalma hızı m kütlesinin yani asılı olan kütlenin aşağı doğru olan hızı değil mi? Yani şu ip uzuyor. Bu z ipi kısaldıkça, bu tarafa yaklaştıkça z ipinin kısalma hızı her neyse m kütlesinin aşağı doğru gitme hızı da olur. O zaman
dz bölü dt eşittir v'ye yazabilirim değil mi? Bunu yapabilirim. Diğer taraftan yatayda giden glider hızı, şu eksen boyunca yatayda giden glider hızı şu mesafe x olduğu için dx bölü dt'ye eşit. Yani bu da vx. Bunu da yazabilirim. Şimdi yine buraya gelelim. Burada işlemelim. Z karenin zamana göre hızı nedir? 2z dz bölü dt'dir değil mi? Burada bu problemi çözmek için kalkülüs bilginizi yani kullanmanız lazım. Diğer taraftan h0 kare, bunun zamana göre türevini alırsanız ne olur? 0 olacak. Çünkü h0 hiçbir zaman değişmiyor. H0 değişmiyor. O 0. Eşittir. Yine bunun zamana göre, x karenin zamana göre türevini alırsanız 2x dx bölü dt. Buraya kadar sorusu olan varsa kesebilir beni, sorabilir. Şimdi bu denklemde karşılıklı ikileri götürürsek eğer z çarpı dz bölü dt yani v'ye z çarpı v'ye eşittir. X çarpı dx, dx bölü dt yani dx bölü dt de vx olduğu için x çarpı vx. Şimdi bakalım. Yukarıda bizden şunun ispatı soruluyordu. Evet. Vx'i yalnız bırakırsam ben vx eşittir z bölü x vy olmuş oluyor. Buradan buraya. Yani şunu ispatlamış oldum. Evet. Is this okay so far? If you want to make a comment, you can do. If you want to ask a question, you can. Okay. So, the first part of the question is done. Okay, the part A, it says that prove this relation between the speeds. So, this is what we do. What we did. And the second is the glider is released from rest. Show that at that instant, the acceleration of the glider is related to the acceleration of the hanging mass by the same equation. I mean, part B says that prove that AX is equal to Z divided by X AY. So, if you release from rest with initial velocity zero, from at that instant you release, if you hold the hanging mass in your hand, and just release it at that instant, the hanging mass will start speeding up. Also, the glider will also speeding up, so they will have acceleration, and at that instant. The problem says also there is the same relation between the accelerations of the glider and the mass. So when you look at this equation, that the result of the first part, and take the derivative of both sides, what you get is that dvx divided by dt is equal to, right? D over dt z divided by x multiplied by vy, right, plus z over x dvy divided by dt. So I'm just applying the chain rule. If you are if you know very well how to take the derivative of complex relations by using the chain rule, this is easy for you. If you understand this, that's the problem is done. All I did is that I take the time derivative of both sides in this equation. And the left-hand side is easy just because there is only one expression, vx. And the right-hand side is multiplication of this factor by vy.
both factors are changing over time. So you apply the chain rule and this is it. Okay. And when you look at this result of taking the time derivative on of the right hand side, the first expression, you don't need to take the derivative, time derivative of this ratio explicitly. You just wait because this is multiplied by V1. But the problem says that initial velocities, since you release both objects from rest, initial, in that case, initial velocities must be zero. So that means Vy must be zero. So you don't need to calculate this at all. So the first term is going to be zero, and you are only left with the second term. But the thing is that the d over dt Vx is nothing but Ax, and dVy over dt is nothing but Ay, and just in front of it, we have z divided by x. So this proves also the relation between the accelerations, okay? Is that okay? And this completes the second part. And there's also the third part of the question that I have to erase this part. Okay. So what about this C part C? Find the tension in the string at the instant the glider is released for H0 is given as 80 centimeters. And theta is 30 degrees. So, well, at the instant that the glider is released, you know the accelerations, how the accelerations are related to each other, Ay. Okay. And, at the instant that the hanging mass is released, its acceleration is Ay, okay? If you know the acceleration Ay, how is this related to the tension that pulls the small mass in the upward direction? And in addition to this, we also have the gravity that pulls the hanging mass downward. So let's put the free body diagram for the hanging mass, which has small mass m. By the way, masses are given. The glider has twice the mass of the hanging mass. So if the glider has m, if the hanging mass has mass m, the glider will have mass of 2m. Okay. So for the glider, this tension which pulls the glider in the upward direction and the weight is mg downward, but the glider is going with an acceleration of ax downward, okay? So if you write down one single equation for this, is that mg minus t is going to be net force on the glider, which is going downward with an acceleration of ax. And it, since its mass is m, this is it. This is the Newton's equation for the glider, right? So remember that we must find T. And the question is find the tension in the string. So only this equation will not give you T. Because, well, you know what the m is. It is 0.5 kilograms. And G is 9.8, but you don't know what AX is. So we have two unknowns in this equation, and we want to find T. So with two unknowns, we cannot solve for T. We need an extra equation. So what about writing down the Newton's second law for the glider? And we know the glider's acceleration. Sorry, this is not AX, this is AY. Sorry. I beg your pardon. This is AY, okay? And
As I said, on the other hand, since the glider is pulled with the help of this tension in the string toward right, the glider is also making some accelerated motion. And with the instant that this acceleration that is equal to ax, let's also draw the free body diagram for the glider. There is no friction. So the glider is pulled with this force in the horizontal direction. No, sorry. The glider is pulled by the same tension, T, in this direction. But this T is making an angle with the horizontal. So this is N. But the thing is, since we are writing the Newton's second law for the motion of the glider in the X direction, all we have to find is that what are the net forces acting on the glider in the X direction. So the only thing that you can do is that just multiply T by cosine theta to find the force component on the horizontal direction. So the force is T times cosine theta, and this is going to be equal to, by the Newton's second law, mass of the glider times its acceleration, 2m ax. Okay, so now, I have the second equation. I can calculate what cosine theta is, because theta is given as 30 degrees. And I know what m is. But over here, we have ax. Ax and ay, it seems that they are different, but in fact, they are related to each other. So instead of ax, I can put z divided by x multiplied by ay. So now, I have two equations with two unknowns, T and AY. So I can solve for each of them, okay? I can solve the first equation for T, and I can put over the second equation, and then I find what AY is, and then put AY over the first equation, calculate for T, or use the second equation, okay? So, the first equation tells you that T is going to be equal to M G minus AY, right? Or maybe use the second equation just to solve for T, use the first equation to solve for T. Well, what is cosine theta? Cosine theta is just x divided by, cosine theta is just x divided by z, right? And so instead of cosine theta over here, I just can put x divided by z. And this x divided by z can be transferred on the right-hand side by z divided by x. So I would have 2 multiplied m z squared divided by x squared ay. Okay, so this t can be put over here. This t can be put over here. M g minus 2m ay z squared divided by x squared. And this all is going to be equal to, right, m times a1. So let me put all these equations, all equation over here. Mg minus 2m ay z squared minus divided by x squared is equal to m times ay. All m's can be just cancelled out. We have g over here,
minus is equal to I can just transfer this term to the right hand side because on the right hand side I have ay and the left hand side I have ay multiplied by 2z squared divided by x squared. So I would have ay 1 plus 2z squared divided by x squared. Okay, so I can solve for ay to be 1 plus 2z squared divided by x squared, which is nothing but this z divided by x is 1 over cosine theta, and this is nothing but 2 divided by cosine squared theta g. Okay. So this is ay. And I can calculate what cosine theta squared because theta is 30 degrees. And I can calculate what, I can calculate the rest. The rest is, put these values 1 plus 2 divided by, I think cosine 30 degrees is 0.8, right? Something 0.8 squared. Multiply this by 9.8. So you can calculate this to find ay. And once you find ay, you can find t. Okay. T is going to be, sorry, this was mg minus t is equal to m times ay. So t is just m g minus ay. So whatever you get ay over here from this calculation, put over here, and this is 9.8 and m is 0.5 kilograms, so you can calculate what t is, tension. Okay, so I will just leave the rest to you to calculate these numbers and put over here to find what the tension is. Okay. Bu problem zor. Yani böyle tabii bu kadar zor bir problem sınavda size çıkmaz da. Sonuçta şu çıkar şu çıkmaz bunu çözelim bunu çözmeyelim diye bir şeyimiz yok. Yani burada fiziği anlamaya çalışıyoruz. En azından şunu göstermiş olduk. Bizim sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu problemi çözebiliriz. Ama tabii biraz zor. Evet. Evet, bununla alakalı, çözümle alakalı başka sorusu olan yoksa başka diğer probleme geçebiliriz. Diğer problemleri. Yani zannedersem yok. Bunu ben sileyim. Evet, 25 kişi meşgulüz. Bu arada şöyle galiba sonraki problem Merve tarafından sorulmuş. Buna bakalım. Okay, this is the problem. I think I put this problem also on my board. And this is it, yeah. Let's enlarge this a little more so that we can see it. Do we have enough space? Yes. So this is the problem. The speed of a bullet travels down the barrel of a rifle. Rifle is, it's a gun. And let me draw a picture of a rifle. Imagine that this is your rifle. Okay. So this is the tunnel that the bullet travels when you trigger the rifle. The bullet
let's put a picture of the bullet also. The bullet will travel this distance, let's call L, before it leaves the rifle, okay? So it goes off and continues its motion. Only that portion of the motion, only that portion of the motion, the speed of the rifle is given as, such as this equation, okay? When you trigger the rifle at time t is equal to zero, the rifle will start its motion with a large, huge initial velocity, right? Okay. Well, it will, it will start its motion with zero velocity, but since, because of the explosion inside the gun, this explosion will kick the bullet through the barrel of the rifle, this motion of the bullet inside the barrel is not a constant velocity motion. First, it will accelerate within a huge acceleration, all right? It will accelerate with a huge acceleration, and then it will slow down until the bullet comes to the end of the barrel, right? At the tip of the barrel, when it reaches at the tip of the barrel, it goes off. At that instant, of course, the bullet will have zero acceleration. Supposing that there is no friction between the air and the bullet, right at here, at the exit of the bullet, at here, at this point, acceleration is zero. Okay? So this is the information given in the problem. So determine the acceleration and the position of the bullet as functions of time when the bullet is inside the barrel. If this is the expression for V, speed, when the bullet is inside the barrel, what is its acceleration? So all you have to do is just use the definitions, right? Acceleration is nothing but the time derivative of the velocity. So this is going to be with the given values in the problem, if you take the time derivative, because this is t squared, some coefficient minus 5 times 10 to 7. If you take the time derivative, t squared is 2t, 2 multiplied by minus 5 times 10 to 7, 2 multiplied by minus 5 is minus 10, minus 10 multiplied by 10 to 7 is minus 10 to 8. Minus 10 to 8, t. And if you take the time derivative of the second expression over here, we have only a linear dependence of time. This time goes off. We have plus 3 times 10 to 5. So this is the acceleration, okay? Inside the barrel. This is the acceleration inside the barrel. Well, hocam. Yes. O 10 üzeri 7 mi? Yok, tamam. Pardon. Bu 10 üzeri 8, pardon. Tamam. 10 üzeri 8. Bir de bir sorum daha olacak. Evet. Hani namludan çıktığı an ivme sıfıra eşit dedik ya. Hı-hı. Şimdi namlu ucu arttıkça mermi daha hızlı mı çıkış yapar? Sence? Çünkü ivmeli hareket yaptığı alan artacak. Hızı artacak. Namlunun uzunluğu arttıkça çıkış hızı daha mı hızlı olur diye soruyorsun. Aynen. Sence? Bence yani sizin anlattığınıza göre öyle gibi. Şimdi şu var. Bir kere bu hız ifadesi, şurada verilen hız ifadesi zamana göre merminin namlu içerisinde bulunduğu zamanı temsil ediyor şu T. Tamam mı? Tamamdır. Namlunun uzunluğu arttıkça şu T artacağından dolayı şu T bir T kare var, önünde eksi işaret var. Şu terim hızın artması değil azalmasına doğru çalışacak, değil mi? Çünkü eksi. Şu T ise bunun önündeki ifade artı olduğu için bu kısımda hızın artmasıyla alakalı. Şimdi bu iki terimin birbiriyle yarışmasına bağlı. Bu iki terim birbiriyle nasıl yarışıyor?
zaman arttıkça şu toplam artıyorsa, o zaman namlunun uzunluğunu artırırsam hızı artırmış olurum diyebilirsin. Ama ama dikkatle bakman lazım buna. Yani aynen. Çünkü uzunluk arttıkça T artacak. T arttıkça acaba bu daha mı baskın olacak buna göre, yoksa daha mı çekingen olacak? Hızı azalıyor yani. Azalıyor olacak yani. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam. Ama tabii bunu, bu eşitliği, bu denklemi grafik olarak çizecek olursan bilgisayarda daha rahat görebilirsin. Okay, so let's concentrate on this. Determine the acceleration. Yes, we found the acceleration as a function of time. This is the part A is done. The part B says determine the time interval over which the bullet is accelerated. So that means the time interval that the bullet is accelerated is that from here to here, how long does it take for the bullet to leave the rifle, barrel of the rifle, right? With respect to time, how long I mean with respect to time. How long will it take the bullet leaves the barrel of the rifle? So since at the time that the bullet leaves the rifle, acceleration is going to be zero, you can find this time by just putting zero equal to minus 10 to 8 times t plus 3 times 10 to 5. Is that right? Because, you know, the acceleration is just non-zero when the bullet is in the rifle. So if you want to find the time of flight, just put the acceleration is equal to zero in this acceleration expression. So you solve for this t, you will find this time duration, right? It is going to be 3, right? It is going to be 3 times 10 to 5 divided by 10 to 8. Is that right? So this is 3 multiplied by 10 to minus 3. That means 3 milliseconds. So the bullet travels through the barrel for 3 milliseconds. So, saniyenin binde birinin 3 katı. Merminin, tüfeğin borusu içerisinde uçuş süresi, borusu içerisindeki gidiş süresi 3 milisaniye. Okay. So what's next? Find the speed of the bullet when the bullet leaves the barrel. At that instant, what is speed? Okay. So how do you find it? Well, the answer lies in the problem. V is given by this expression. All you have to do is that put this t, which is 3 milliseconds, on this equation. Okay, so the muzzle velocity of, this is called muzzle velocity, when the bullet leaves the gun, at the instant that it leaves the gun, the speed of the bullet is called muzzle velocity. Muzzle. So this is nothing but you multiply minus 5 times 10 to 7 by 3 milliseconds squared, 3 times 10 to minus 3 squared, because this is given in the expression, plus 3 times Hocam. 5 multiplied by 3 times 10 to minus 3. Yes. Şimdi biz t'yi milisaniye olarak aldık ya, metre bölü saniye cinsinden istiyor v'yi. Tamam, milisaniye ben çevirdim burada şeyi. Saniye. Tamam, ben kaçırdım orayı o zaman, pardon. Hı. Metre bölü saniye cinsinden. Bunu hesaplarsanız metre bölü saniye cinsinden bulursunuz. Evet. Okay. What's next? What is the length of the barrel? And I put the
this L to be length of the barrel, right? If you know the speed and time, etc., you know, how can you find the length? What is the relation between the length and, you know? Well, just take x to be the distance that the bullet travels through the barrel. But we know that dx over dt is nothing but v, right? And this v is given in terms of time. So minus 5 times 10 to 7 t squared. Let's call this a and b, because it's long to write these numbers. Let's put, instead of this, let's put a minus a. And instead of this factor, let's put b. So minus a t squared plus b times t. This is time derivative of distance that the bullet goes through the barrel expressed in terms of time. So how do you find x? If you are given dx over dt is equal to minus a t squared plus bt, how do you find x? Well, x is going to be, when you put t is equal to 3 milliseconds, x is going to be equal to just length of the barrel, right? But you have to first find x as a function of time. How do you find it? Formülle hocam. Yani formülü direkt söyleyebilirim. Ama konum sıfır. Hızımız da ilk hızımız sıfır olduğu için direkt ivmeli hareketi formülüyle bulabiliriz. Yani? 1 bölü 2 at kare. 1 bölü 2 at kare. A, bu oradaki a değil yanlış. Şuna c diyorum. Şuna c diyorum. Karışmasın. Evet. A da şu A diyorsun, değil mi? Evet. Evet. Diğer arkadaşlar da aynı şeye katılıyor mu? Hocam ben farklı bir şey düşünüyorum da. Ya olur mu bilmiyorum ama. Biz bu yukarıda hani V şeklinde formül varmış ya. Evet. Türevini mesela aldığımızda ivmeyi buluyoruz. Ama tam ters şeklinde düşünsek T küp bölü 3 falan diye hesaplasak da ikisini bulmaz mıyız? Exactly. That's what I was trying to do over here. But yani integralini mi alacağız? Aynen. Exactly. Aklıma gelmedi ismi de o yüzden özür dilerim. Şimdi biraz önce konuştuğum arkadaş kim? Berke miydi? Kim? Mehmet. 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 Mehmet dedi ki ivmeyi biliyoruz. Burada hesaplamıştık. X sıfırı sıfır alsak işte V sıfır değil, çıkış hızı, patlama hızı sıfır, tamam o da doğru. Bir bölü iki A tekerden yapabiliriz dedi. Bunu niye kullanamıyoruz? Neden kullanamıyoruz? Bence kullanabiliriz. Niye kullanamayalım ki hocam? Kullanabilir miyiz? Yani T'yi de biliyoruz, A'yı da biliyoruz. Bunun üzerine durmamız sebebi şu. Burada yaptığımız doğru şeylerden öğrendiğimiz gibi yanlış şeylerden de öğrenmek durumundayız. Bu yanlış. Neden yanlış? Buradan yapamazsın. Bu denklem, yani genel anlamda x eşittir x0 artı v0 t artı 1 bölü 2 at kare. Bu neyin modeli? Serbest düşmenin değil mi? Yani serbest düşme, eğer a yerine g yazarsan tamam, evet. A yerine g yazarsan tamam, serbest düşme veya... Sabit ivmeli hareket değil mi hocam? Efendim? Sabit ivmeli hareket. Tamamen. Evet, ismin ne? Taha, Recep Taha Cansu'yu. Taha diyor ki, bunu kullanabilmek için ivmenin sabit olması gerekir diyor. Evet, yani bu ifade yolun ivmeye şu şekilde at kare, bir at kare bağlam verilmesi ifadesi şu varsayıma dayalı, ivme sabit olmalı. İvme sabitse bunu kullanabilirsin. İvme sabit mi? Değil. İvme zamanla değişiyor. Bunu kullanamam. Tamam. Ne yapmam lazım?
Her saniye için hesaplayamaz mıyız peki? Yok, yapamaz. Peki. Can çekişme yani, boşuna uğraşmayın. Tamamdır. Şimdi elimde bu denklem var. Her iki tarafın dt ile çarpıp integralini alırsam. Burada ne olacak? X eksi x sıfır, değil mi? Burada ne olacak? İntegral alacaksın. Eksi c t küp bölü 3 artı b t kare bölü 2. Doğru mu? Zaman sıfırdan başlıyor. X sıfırı sıfır alabilirim. Burada sıfır. T yerine 3 milisaniyeyi koyarsam x ne olacak? L olacak. C t yerine 3 milisaniye koyacaksın işte. Yani artık burada yap. C şu eksi 5 çarpı 10 üzeri 7. B 3 çarpı 10 üzeri 5. T yerine de 3 milisaniye yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 koyarsan L'yi bulursun. Okey. Teşekkür ederim hocam, anladım. Evet. Yani burada bu problemde şunu görmüş olduk. Bütün hareket modelleri ya sabit ivmeli ya işte sabit hızlı değil. Burada sabit ivmesi sabit olmayan bir hareketimiz var. Ama bizim için sorun değil. Çünkü x'i nasıl bulacağımı biliyorum. İntegral olarak bulabilirim. Zaten x eşit 1, 1, 2 at kareyi de sabit ivmeli harekette ivmenin integralini alarak bulmuştum. Yani integral ala ala hızın integral hız ifadesini yazıp hız integralini alarak bulmuştum. Burada aynı şeyi yapıyoruz. Okay. Hocam grafik çizsek sonuca ulaşır mıyız? Çiz. Yani uzunluk olarak D'nin sonucuna ulaşabilir miyiz? Grafikle L'yi mi bulmaya çalışacaksın? Evet. Merak ediyorum nasıl yapacağını. Hocam sonuçta altta kalan alandan bahsettiğimiz için orada hız eğim oranında artan bir şey olacak sonuçta. İsmin ne? Enes. Enes güzel bir şey söyledi. Diyor ki VT grafiğini çizerim. Çünkü zaten V'nin zamana göre ifadesini biliyorum. Çok iyi. Bu bir parabol. Değil mi? Çünkü V T kare var. Yani zamana göre ikinci dereceden bağlı bir parabol. Parabolün kolları aşağı doğru mu yukarı doğru mu? Aşağı doğru hocam. Şimdi parabol aşağı doğru. T eşit sıfır anda da V sıfır olduğundan şöyle bir parabol. Değil mi? Böyle gidecek. Gerçi bu da integrale bağlanacak. Evet. Yani şuradan T eşit sıfır andan işte T flight yani 3 milisaniyeye kadar şuradaki alanı bulurum diyor. Bu alan bana L'yi verir diyor. Doğru. Kesinlikle doğru. Ama bunu nasıl bulacaksın? İntegral olarak bulacaksın. Evet hocam, ben onu düşünmedim. Aynı şey. Burada Taha sadece şunu yaptı. Bizim yaptığımız algebraik işlemleri dedi ki görsel hale çevirdi. Görsele çevirdi. O da katkı yapmış oldu. Tamam, teşekkürler Taha. Ama sonuçta yapılacak işlemler değişmiyor. Yani integral almaktan kurtulamayacaksınız. Şu alanı hesaplamak için integrali alman lazım. Okay. So any more comments? Güzel böyle yorumlarla bakın açıyoruz. Niye? Çünkü yorum yapmazsanız bunları göremeyecektik yani. Arkadaşlarınızın şeyi yaptığı bir bölü at kare niye kullanılamaz vesaire onları bulamayacaktık. Okay. So how many more questions we have on commas? En son bunu mu yaptık? Bunu yaptık. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha problem var. En son bunu yaptık. Evet. Şunu koyalım da sol diye. Evet, this is sol. Where is this? Yeah, okay. So next, what is the next problem? Maybe we can solve this next problem and then stop there.
we can continue to solve the rest of the problems tomorrow. When I make the tomorrow's class with the biomedical engineering, and I will put also this recording on the YouTube, so the biomedical engineering students will see the solutions of today's, and we will continue tomorrow. Okay, nasıl, iyi mi? Bu zamana kadar çözdüklerimi zaten şeye koyacağım. Bundan sonrakilerin çözümünü yarın devam ederim. Olur mu? Yarın devam ederiz. Yarın nasıl uygunluğunuz? Zaten yarın öğleden sonra bir şeyiniz yok herhalde. Sabahtan dersiniz. Güzel var. Hocam. Zaten her hafta yapıyoruz Cuma'da. Olur evet. Yani. Yarın sabahtan dersiniz var mı peki? Saat 11-12 başka bir dersiniz. Hocam yarın komple boş bizim. Hiç dersimiz yok. Yok mu hiç dersin? O zaman yarın 11'de yine ben biyomedikal öğrencileriyle başladığım zaman siz de katılırsınız. Şeye. Zoom'a. Hocam bugün de biyomedikallerin full boş. Tamam yani. Yani iki soru çözüm videosunda katılabiliyor iki sınıfta. Ben zaten, iki bölümde. Ben zaten duyuru yapmıştım kalmasından sabah. Buna katılanlar oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Ama her halükarda bunun kaydını koyacağım. Onlar bu kaydı buradaki soru çözümlerini görecekler. Yarın da kaldığımız yerden devam edersek birleştirmiş oluyoruz işte. Kalan soruları da çözeriz yarın. Onlar da görür, siz de görürsünüz. O zaman yarın 11'de devam edelim. Bugün bırakalım, bu kadar yeter olsun. Yarın 11'de. Yani endişelenmeyin, bu soruların hepsini çözeceğiz. Bu hafta bitiremezsek haftaya sınavdan önce yine bir parti daha yaparız. Çözüm partisi. Orada da kalanları da bitiririz. Olur mu? Tamamdır hocam. Okay, so this is the end for today. Tomorrow we will continue with the... Hocam, deney hakkında bir soru sorabilir miyim yarın teslim edilecek olan? Sorabilirsin. Biz şimdi, ben yaptım deneyi, yani data verileri toplamak benim görevimdi. Ama ben üstteki ivmeli araç için bir kinematik model yapmak istedim. Evet. Pozisyon grafiğini VX ve T cinsinden ayarlayıp analiz ettim. Ve çıkan A parametresini ivme olarak alarak yapıştırdım. Kart modeli yapıştırdım işte. Evet. Kinematik modelde. Ama arada bayağı bir açık oldu. Ben şimdi o ivmeyle oynayabiliyor muyum istediğim gibi? Yoksa tabii. Oynayabilirsin. Bağlı kalma. O ivmeyle istediğin gibi oynayabilirsin. Yani match etmesi için her şeyi yapabilirsin. Yani tracker'ın bulduğuyla aslında olması gereken arasında bayağı bir fark var. Yani 0,1'lik bir fark var. Ondan dolayı oynadım. Ama yani raporda sizden kinematik model istemiyor. Hocam biliyorum istemediğini de ben ama sen yapabilirsin. İşte. Evet. Match etmeye çalışırsın yapabilirsin yani. Sorun yok. İşte benim aklımı karıştıran işte o analiz yaptığım zaman grafikte ivmeyi bayağı yani arada bayağı bir açık oldu. Yani olmaması lazım. Muhtemelen ilk başlangıç değerlerini belki yapabiliyoruz. Değiştirmen gerekebilir. Başlangıç değerleri. Her ne kadar... Denedim işte. Evet. Ama olmadı yani. Pozisyonda hep böyle bir şey oluyor. Açıklık oluyor. Çok mu deney başarısız oluyor. Çok mu açıklık? Yani 3, yani 1,6'lık olması gerekirken ben 3'lük çıkarıyorum. İşte ivmeyle oynaya oynaya artık kinematik modelde. Evet. İvmeyle oynaya oynaya baktım olmuyor, kinematik modele kaydım çünkü yapmak için. Ölçtüm oradaki error'ü. 3'lük çıkıyordu. Ben de oynaya oynaya ivmeyle kinematik modelde 1,2'ye kadar düşürebildim. Yani 1,6'nın altını düşürebildim. Ama analizde yine fazla çıkıyor benim yaptığım deney grafikte. Evet, normal datalardan elde ettiğin ivme kaç çıkıyor? Normal datalardan elde ettiğim ivme 1,07 gibi bir şey çıkıyor. 0,7.3 çıkıyor. Ben işte o 3'ü 4 yapmak hatta 5 yapmak zorunda kaldım en sonunda. 6'ya kadar dayandı yani. Evet. Datalardan 0,773 mi çıkıyor yine? Ne demiştin?
0.073 aşağı 1.073 galiba. Öyle çıkıyordu. Evet. İşte o sondaki bayağı yükseldi sonradan. Ben evet, onu yapmıştım yani hem kinematiğini modelini yaptım hem de normal match ediyor. Belki bir yerlerde bir şey kaçırıyorsun ama haftaya bakabiliriz yani veya şimdi kinematik modeli yapman zaten zorunda değilsin. Ama senin merakın için bakabiliriz. Sağ olun hocam. Tamam. Hocam. Efendim buyurun. Pardon sözünüzü bitirin özür dilerim. Buyurun. Şey diyecektim ben de deneyle ilgili bir sorum vardı da. Şimdi 6. soruda biz tracker'la da hesapladık katsalları. Formülle de hesapladık. Tracker'dan farklı çıkıyor formülle hesapladığımız zaman. Normal mi bu? Normal ama ne kadar farklı? Çok farklıysa normal değil. Çok farklı olmaması lazım. Mesela 2 kat fark olabilir. 2 kat falan ama 10 kat olursa olmaz. 10 kat bizdeki. 10 kat. O zaman formüle bakmak lazım. Tamamdır hocam. O zaman tekrar bir bak o zaman. Gene çözemezseniz bakarız. Sorun değil. Teşekkür ederim. O zaman yarın saat 11'de arkadaşlar yine biyomedikal öğrencilerle yapacağım ama zaten bağlanan az olduğu için Zoom'dan devam ederiz. Yarın görüşmek üzere. Herkese iyi günler.